Şimdi tam kapanma dediğini ben anlamadım. Bankalar açıksın. Bankalar açık. Marketler açık. AVM açık yerler, açık olan yerler açık. Kapalı çarşı, ufak esnaf kapalı. Tamam kapatalım, hiçbir sıkıntı yok. Bitecekse kapatalım. Ama kardeşim niye çifte standart var? Benim 20 günlük Bağkur'umu, sigortamı, işçimin maaşını, kiramı nereden ödeyeceğim ben? Kapatıyoruz, tamam kapatalım. Tam kapatma dediğinde her taraf kapanır. Bu benim yanında çalışan işçim. İşçime ben 20 gün ne maaş vereceğim? Ne maaş vereceğim? Söyleyin de ben de ya bir söyleyeyim. Hani herkesin kendine göre derdi var, doğru. Şu son zamanda hiçbir istatistik yaptınız mı? Yapmadınız. İntihar eden, kendini asan sayısında artışın hiç kimse farkında değil. Daha dün bir arkadaşımız intihar etti. Evinde astı kendini. Hep mi asalım biz kendimizi meydana çıkartalım? Yani bu tamam hastalık var, kabul ediyorum. Bu bütçeye ayıracağınız ilaca ayır, teknolojiye ayır. Bize gelen müşteri, yerli müşterimiz hiç yok arkadaşlar. Hep Suriyeli. Hep Suriyeli. Nasıl olacak bu iş? Kapatmayı bir tane mantıklı açıklamasını yapın. Kapanmaysa her yer kapansın. Sen Ahmet'sin, Mehmet'sin, kapanmaz. Olmaz bu iş. Bankayı aç, ötekini aç, marketi aç. AVM zincirlerini aç. Orada git elbiseyi sattır. Kabanı sattır, montu sattır. Gel Sedat, küçük gariban esnafı kapat sen. Ayakkabıcıyı kapat. Bu saçmalık arkadaşlar. Çok kötü etkileyecek tabii ki. Yani kimse etkilemez diye bir şey yok. Yani %100 kötü, çok etkileyecek. Yani sadece biz değil, tüm marketler olsun veya işte üreticiyi daha çok etkileyecek. Biz de çok etkileyecek. Çünkü ödemeler oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Kirası oluyor işte insanların. Yani bizi etkilediği ayrı, aileleri de etkilenecek bu işten tabii ki. Bu bir şey yani. Birbirine bağlı bir şey yani bu. Biz etkilendiğimizde bizim ürün aldığımız başka biri de etkilenecek. Öbürü adam etkilenecek. Sürekli birbirine bağlantı ne bunlar. Tabii ki tüm Türkiye bundan etkilenecek yani. Bu sene daha da kötüyüz yani. Bu sene geçen sene yine biraz birikmiş bir şeyler vardı belki. Bu sene daha da kötüyüz yani. Bu sene hiçbir şey yok insanlarda. Esnafta hiçbir şey yok yani. Çünkü esnaf olarak bir tane şöyle millet baksa iş yok. Piyasa durdu. Millette para yok. Alım gücü yok. Millet sürekli bankaya borçlanıyor. Yani hep olan küçük esnaf oluyor. Tam kapanma dediler. Fabrikalar açık. Fabrikada millet kucak kucağa yemek yiyor. Millet orada ağız ağıza çalışıyorlar. Orada virüs yayılmıyor. Burada milletin küçük esnafın çay ocağına göz dikiyorlar ya. Restorantına, kafeteryasına. Ortalığın durumuna bak, millette alım gücü yok. 19 gün sokağa çıkma yasağı veriyor. Hatta 17 mi 19 mu ne? Günübirlik çalışanlar da ne yiyecek evinde? Söylüyorum, kartoncusu da var bu memlekette, simitçisi de var. Günübirlik çalışan adam ne yiyecek evinde? He? Kime yardım ediyorlar? Kime? Pandeminin başında millete 1.000 lira para verecekti. Daha geçen Kayseri'lerde denk geldi. Adam daha hala süreç devam ediyor diyor. Kim aldı bu paraları? Biz yerinde buluyoruz kararı. Aslında bu yazın ortasında bir karar gelse bizi çok daha fazla yıpratırdı. Zaten Ramazan dolayısıyla işlerimiz zayıfladı. Pandemi de buna tuz biber oldu. Lakin uzun süre bulunuyor. Bu halk arasında bazen sistem ediyorlar, şey yapıyorlar ama yani bu global bir hastalık. Bunun önüne geçmek adına alınan bir önlem. Yerinde buluyorum. Rabbim utandırmasın derim.